Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birlikte çıtır sosisli milföy börek hazırlıyoruz. El açması nefis bir börek olacak. İçi bütün sosisli ve çıtır çıtır olacak. Hemen hazırlamaya başlıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı ekliyorum sarısını üzeri için kullanacağım 1 yemek kaşığı kıyırlık vermesi için sirke ilave ediyorum Katlarının daha belirgin olabilmesi için 1 çay kaşığı kurumayı ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum Ve malzemeleri karıştırıyorum Azar azar un ilave ederek hamuru hazırlıyorum Toplamda üç buçuk su bardağı un kullanarak hamuru hazırlıyoruz. Un ilave ederken lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kıvamını kaçırmamak için bu önemli bir püf noktası. Bütün hamur işlerinde geçerli. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir ile yapışmama kıvamına gelmesi bizim için yeterli. Çok fazla un kullanarak da hamurumuzu sert bir hamur yapmayalım. 3,5 su bardağı un benim kullanmış olduğum ölçülerde tam denk geliyor. Kullanmış olduğum un ile birlikte. 200 milimlik de bardak ölçüsü kullandım. Klasik su bardağı ölçüsü. Ve hamuru da ne kadar güzel yoğurur isek o kadar güzel sonuç alırız. Hamuru tezgaha alıyorum ve tezgaha aldıktan sonra tezgahta da yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuz çok güzel bir hamur oldu. Kat kat çıtır çıtır da bir börek olacak. Gördüğünüz gibi yoğurdukça da toparlanıyor ve kendine geliyor. Hamuru 4 adet bezeye bölüyorum ve bezeleri de toparlayarak yuvarlıyorum. bezelerin hepsinde bakın toparladım. Şimdi bir tabağın içine alıyorum ve üzerini örterek dinlenmeye bırakıyorum. Mutlaka hava almaması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Bu şekilde 15 dakika hamurları dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendikten sonra artık açma işlemine geçiyorum. Altına ve üzerine un serperek bir tanesini alıp açıyorum. Hamurumuz dinlendiği için çok rahat açılıyor. Bizi kesinlikle yormuyor. Bakın. Hamurumuzu açarken de böyle çok incecik bir hamur olmasına gerek yok. Gerekirse un serpebilirsiniz açma işlemini haz yaparken. Hamurumuzu bakın çok güzel bir şekilde açıp hazırladım. Bu kadar incelmesi bizim için yeterli. Şimdi üzerine oda ısısındaki tereyağından sürüyorum. Yağın mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Eğer oda ısısında olmaz ise rahat süremezsiniz. Ve tereyağı kullanmanızı öneririm. Özellikle hem daha sağlıklı hem daha lezzetli oluyor. Şimdi tereyağını sürdükten sonra katmer şeklinde katlıyoruz. İlk önce karşılıklı uçları birleştiriyoruz. Bu kısımlarda da yağsız olan kısımları tekrar tereyağı ile yağlıyorum. Ve büyük bir kare elde ediyoruz. kareyi elde ettikten sonra bakın üzerine de bastırıyorum ve ilk parçayı kenara alıyorum. İkinciyi de aynı şekilde açıp yağladım. Yağladıktan sonra ilk yapmış olduğum kare katmer parçasını ortasına yerleştiriyorum ve tekrar karşılıklı birleştirerek kapatıyorum. Ara katlarına yağ sürüyorum. milföy olmasındaki etken bu. Kat kat yağlamamız gerekiyor. Ara katını da yağladıktan sonra tekrar bakın katlayacağım. Şimdi daha büyük bir katmer hazırladık. Daha büyük. Tekrar üzerine bastırıyorum ve yapışmasını sağlıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp Hazırlamış olduğum katmerleri de içine koyarak bakın hazırlıyorum. 4 tanesini de bu şekilde hazırlayarak devam ediyoruz. Ve dördüncüyü de yaptıktan sonra gördüğünüz gibi tekrar tabağa koyuyorum. Hava almaması için de bir poşet içine geçirip buzdolabında 30 dakika dinlendiriyoruz. 30 dakika mutlaka dinlenmesi gerekiyor buzdolabında yağının tamamen donması ve bütünleşmesi. Şimdi artık altına ve üzerine un serperek hepsini birlikte açıyoruz. Büyük bir karemiz oldu. Kare katmerimiz oldu gördüğünüz gibi. Üzerine de un serptikten sonra ilk etapta bir miktar bastırıyorum. Bütünleşmesi için ve merdane yardımı ile açarak hazırlıyorum açarken dikkat etmemiz gereken dikdörtgen olması, kenarlarının da daha düzgün eşit bir şekilde çıkması için ziyan olmaması için merdane yardımıyla bakın çok rahatlık ile açılan bir hamur. içi de yağlı olduğu için açmamız da daha kolay oluyor. Katmerimizi açtıktan sonra 4 parmak genişliğinde kesiyorum ve tekrar keserek kare şeklini veriyorum. Bakın kare olması gerekiyor. Kare olacak şekilde hazırladım. Şimdi kahvaltılık sos kullanıyorum. İstediğiniz herhangi bir kışlık hazırladığınız kahvaltılık sostan kullanabilirsiniz. Benim evde sosum olduğu için onu kullanıyorum. Acıkanız var ise acıka kullanabilirsiniz. Bu şekilde sos kullanabilirsiniz veya hiçbiri yok ise ketçabınız var ise ketçap sürebilirsiniz ya da biber veya domates salçasını çok az yağ ile inceltip içine bir miktar kekik koyarak da onu sürerek hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu sostan da üzerine koyuyorum. Sos tarifleri kanalımda var. Oradan bakarak sos tariflerine ulaşabilirsiniz. Sosunu koyduktan sonra her birinin üzerine birer adet sosis koyuyorum. Kenar kısımları bir miktar ince olduğu için oralara ortadan keserek yerleştiriyorum. Komple keserek de tabii ki yerleştirebilirsiniz. Sosislerini koyduktan sonra artık şekil verme işlemine geçiyorum. Şekil verirken bakın kenarlarından karşılıklı birleşecek şekilde ortaya getiriyorum ve bu aşamada kürdan batırarak Hamurun bütünleşmesini sağlıyorum. Sosis ile birlikte açılmaması için mutlaka kürdan batırıyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum. Karşılıklı iki ucu birleştiriyorum ve kürdan batırıyorum. Tam sosise de denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde hazırlıyorum ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Sosisli çıtır böreklerin hepsini bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Çıtır çıtır nefis bir börek oluyor. İçindeki sosis ve sos ile birlikte de lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi artık bütün börekleri yerleştirdim gördüğünüz gibi. Her birinin üzerine artık yumurta sarısı sürüyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıp böreklerin üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra tam orta kısmına birer parça rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Birer tutam da diyebiliriz. Çok fazla da koymamıza gerek yok. Hem birlikte tutmasını sağlıyor hem lezzet veriyor. Bu şekilde hazırlıyorum. Her birinin üzerine peynirini de koyduktan sonra önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar börekleri pişiriyorum. Ve artık börekler fırından çıktı. 190 derece fırında kızarıncaya kadar pişirdim. Enfes bir börek oldu. Özellikle kahvaltılarınıza çok yakışacak nefis bir börek. Hamurunu akşamdan hazırlayıp sabah şeklini verip yapabileceğiniz güzel bir börek. Altı üstü kızarıncaya kadar pişirdim ve artık servise hazır. Servis tabağına koyarken de kürdanlarını çıkartıyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kat kat, çıtır çıtır nefis bir börek oldu. İster sıcak, ister soğuk servis yapabileceğiniz nefis bir börek. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.